Şırnak bölgesine tahsis edildi. Bir tanesi de Meçhu abi ilçemize tahsis edildi. 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere. Nedir bu ambulansın özellikleri? Bir gezelim şöyle. Donanımını nasıl oluyor? Paramedik arkadaşlar. Açıklatılmaz bilmiyorum. Tam donanımı içerisinde yok. Eski ambulanslarımızda mevcut olan bütün cihazlarımız bu ambulanslarda mevcut. Neler var mesela? Mesela ventilatörümüz var. Ne işe yarıyor? Normal solunum almayan hastalar için direkt makinenin yaptığı solunum. Evet. Monitörümüz var. Defibrilatör dediğimiz, hani şok dediğimiz televizyonlardan şok işlemini gerçekleştiren cihaz. Aspiratörümüz var. Temizleme yani bir şöyle süpürge makinesi gibi düşün. İnsan ağzındaki ciğerin bütün sekresyonları çeken. Tamam. Organ taşıma çantamız var. Amputasyon dediğimiz böyle insan parçası falan taşıma. Dolaplarımız mevcut. Oksijen alışma maskemiz mevcut. Bütün atelerimiz mevcut. Bunun bir tanesine 5 hava gönderdiler. Tüm Türkiye'de kaç? Tüm Türkiye gönderdi. Sersiz bilmiyorum. Bugün Beytüşav'da bir mutlu gün daha yaşıyoruz. Gerçekten ilçemiz il merkezine en uzak mesafede olan bir ilçe. Fakat valiliğimizin, bakanlığımızın ve özellikle Kaymakam Bey'in destekleriyle bu mesafeler gittikçe kısalıyor. Bugün de Sağlık Bakanlığımızın ve İl Müdürlüğümüzün destekleriyle bir ambulansa daha kavuşmuş olduk. Böylece hastalarımız daha konforlu, daha donanımlı bir ambulansla diğer hastanelere nakil ve sevk olabilecek. Bu katkılarından dolayı emeği geçen bütün devlet büyüklerime teşekkür ediyorum. Beytüşav'a gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı ve inşallah yine önümüzdeki senelerde, önümüzdeki günlerde Beytüşav'ın her türlü eksiği bu tür yatırımları daha da artacaktır. Özellikle hükümetimizin, devletimizin sağlık alanında çok büyük projeleri var. Geçen sayın kaymakamımızın da arz ettiği gibi ilçemize 50 yataklı tam donanımlı bir hastane daha yapılacak. Bu tür desteklerle de hastalarımızın ihtiyaçları tamamen burada karşılanmış olacak. Tekrar ben huzurunuzda herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun var. Malumunuz devletimiz bütün kurumlarıyla halkımızın huzuru, refahı ve mutluluğu için çalışıyor. Dün Beytüşevap'ta güvenlik güçlerimiz terör örgütüne büyük bir darbe indirdiler. Yaklaşık 22 bin mermi Bixi mermisi buldular. Bizler devlet olarak hainlere, teröristlere hayatı dar edeceğiz ama vatandaşlarımıza, kardeşlerimize etnik kökeni ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun vatandaşlarımıza, kardeşlerimize de hayatı kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti sevgiyle, muhabbetle ortaya koyacağız. Bizler Beytüşevapları çok seviyoruz. Bizler Beytüşevaplar için varız. Bugünkü ambulans da bunun bir göstergesidir. Dün Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterimiz zor durumda olan bir hamile vatandaşımızı, bayan kardeşimizi, kadın kardeşimizi hastaneye yetiştirdi. Aldığım bilgilere göre hem bebeğimizin hem kadın kardeşimizin sağlık durumu gayet iyi. Devletimiz bu şekil devam edecek. Bu ambulansın da Beytüşevap'a hayırlı olmasını diliyorum. Ve inşallah önümüzdeki yıllarda son aşamaya gelindi. Yer konusunda ki problemleri çözmeye çalışıyoruz. Programdan geçmişti zaten. 50 yataklı devlet hastanemizle de, modern bir devlet hastanemizle de Beytüşevap'taki sağlık sorunları çözülecek. Biz göreve başladığımızda en büyük problemimiz Beytüşevap'ta doktor problemiydi. Ve şu an hamdolsun o sorun çözüldü. 3 tane uzman hekimimizle ve pratisyen hekimleriyle Beytüşevap Devlet Hastanesi, Beytüşevaplı kardeşlerimizin sağlık hizmetlerini en kaliteli şekilde vermeye çalışıyor. Bazen basında, sosyal medyada özellikle terör örgütü yandaşları bu sorunu çözdük. Ama bu sorunun çözülmesini sindiremeyen bazıları sosyal medyadan olumsuz haberler yaymaya çalışıyorlar. Ama buradaki kardeşlerimiz, başta doktorlarımız, uzman doktorlarımız, pratisyen hekimlerimiz,
hastane yönetimi ve hemşirelerimizle, diğer sağlık personelimizle Beytüşşebaplara biz güler yüzlü bir hizmet veriyoruz. Ve her türlü sorunlarını çözmek için de gayret ediyoruz. Bu böyle devam edecek. Tekrar ambulansımızın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulina. Ya Rabbi ev ambulansı bu merreki yutu khira ve mazın ki yutu cerazi bi. Ya Rabbi ev ambulansı bu bir sebebi selameti ve şifayı ve selameti ve sahiye bu hemine haşerme. Ya Rabbi çi insanil ve ambulansı nefaj sar bu bir gitte selameti ve kanci ve sıhhat ve afiyata ve inşallah hediyeten ila ruhi seyyidina Muhammedin ve validine ve lemuatina el Fatiha. Geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. Bele kaldı mı hasta? Bak dikkat et ha. 450 yüksek bak. Biraz önceki 300'ü de sen yüksek. O tatlıyı keseceksin. Var mı isteğiniz? Allah var. Hadi emanete kudeyi bir. Derbaz bu bir. Kudeyi